Allah'tan tek dileğim İbrahim'in sağ salim geri dönmesi. Nefesi kesilsin. Dönüşü olmasın. Ne dedin? Duymadım. Kendinizi üzmeyin dedim sultanım. İbrahim Paşa kuvvetlidir maşallah. Kolay kolay yere düşmez gelir. Allah'ın izniyle. Hünkârımla sağ salim gelirler elbet. Amin. Lakin benim asıl korkum bu değildi. O gece çıkmıyor bir türlü aklımdan. Bir daha katlanamam buna. Keşke o günler gelse. Bebeğimi kucağıma alsam. İbrahim yanımda olsa. Benim güzel sultanlarım, bir arzunuz var mı diye sormaya geldim. Ayrıca kendi ellerimle gül şurubu yaptım. Teskin eder, huzur verir. İyi olur, ihtiyacımız var. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sultanım. Sultanım, müneccimlere baktırsak, sorsak mı acaba? Bilmem. Ferahlarız biraz. Benim de hünkârımı düşünmekten uykularım kaçıyor. Peki. Olabilir. Güla bir hatun vardı. Neydi adı? Sümbül Ağa'yı sor, o bilir. O ne ki sultanım? Asıl müneccim Yakup Efendi vardı. Her dediği çıkardı. Yakup mu? O kim? İyi mi? Saray müneccimiydi. Lakin sonra İbrahim Paşa gönderdi saraydan. İbrahim Paşa mı? Neden? İnsanın tüylerini ürpertiyordu. Hissiyatı. Güçleri fazla yüksekti adamın. Büyücü derlerdi. Edirne'de bile bilinirdi. Bir çizdiği iflah olmazmış. Mahidevran'a bir daha çocuğun olmayacak deyince o da çok kızmış. İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. İbrahim de gönderdi saraydan. Çağıralım, gelsin. Olmaz. Saraydan gönderildi o. Hem validen müsaade etmez. Geldiğini nasıl bilecek? Gelir gider hemen. Sultanım ne olur. Çok merak ettim o adam. Hem güzel şeyler söyleyecek. Rahatlayacağız. Tamam. Gelsin. Yalnız burası olmaz. Güla. Kayıkla mermer köşke getireceksin onu. Karabatak derler ona. Kim bilir hangi dipsiz mekandadır şimdi. Madem lafını ettin. Bulacaksın Güla. Yerin 7 kat dibinde olsa çıkartıp getireceğim sultanım. Ağzını sıkı tut.